Uzman Datadan merhabalar. Ben Deniz. Bu videomuzda Ereğli hissesinde dolar bazlı bir trading stratejisi oluşturmaya çalışacağız. Özetle strateji son 5 yılda Eylül 2018'den Eylül 2023'e kadar %160 gibi bir dolar bazında getiri sağlamış. Buna nasıl bakıyoruz? Ereğli hissesini buradan yazdığımızda öncelikle Ereğli hissesini bulalım TradingView'da. Hızlıca buradan Ereğli hissesini seçtiğimizde slash usd diyoruz. Sonrasında burada birini seçip enter dediğimizde burada dolar bazlı Ereli listesini bulmuş oluyoruz. Niye direkt buradan e, doları seçmedik? Buradan direkt seçersek backtest yapamıyoruz. Alarm kuramıyoruz. Bu şekilde e, parite cinsinden seçtiğimizde strateji geliştirebiliyoruz. Backtest yapabiliyoruz. Alarmlara bağlayabiliyoruz. O yüzden siz de normal dolar bazlı borsa İstanbul hisse senetlerini inceleyeceğinizde bu şekilde bakabilirsiniz TL bazlı dayanak varlıklara. Neyse dediğimiz gibi son 5 yıllık bir backtest özetle şuradan baktığımızda eksi -%8'lik bir şu anda açık pozisyon kaybımız var. Bunda düşersek %160 yapıyor dolar bazlı bu bir kazanç. Peki dolar bazında son 5 yıl boyunca hiçbir şey yapmasaydık Ereğli hissesinin durumu neymiş? E, eksi deymiş yaklaşık yüzde üç buçuk bir kayıp e, varmış Ereli listesinde. Şimdi bakalım strateji detaylarına hep birlikte. Burada uzman data strateji indikatörüne geliyoruz. Siz bunu normal minimum maksimum bantlardan da yapabilirsiniz. Ayrıca isterseniz buradan da e, ultimate stratejide back testlerini görerek kendiniz de deneyebilirsiniz. Aşağıda yorumlarda ulaşabilirsiniz de Şimdi burada minimum maksimum bantları açıyoruz. Son 21 mumda yani borsada bir ay simgeliyor. Son bir ay içerisinde dolar bazında gördüğü en düşük değerden buradan minimum bantları seçiyorum. En düşük değerden %2 aşağıya düşerse al diyorum. Sonrasında da ne kadar karlı sat diyorum. Burada da %7 karlı sat diyorum e, pozisyondan çıkış için. Yani ben bunu backtest yaparak en iyi sonucun %7 olduğunu buldum. Siz de kendiniz yapacağınız işlemlerde e, deneyerek görebilirsiniz dahi sonuçları. Burada da tarihe bakacak olursanız son 5 yıl e, baz aldık. Şimdi burada önemli bir konu var. Piramitleme yaptık yani e, paçal dediğimiz işte ortalama maliyeti düşürme. E, borsada tabirle yani ben aldım hisseyi Eğer yüzde küsur daha düşerse yüzde 21 demişiz tekrar aldım demişim şimdi strateji detaylarına bakacak olursak bu uyguladığımız bir strateji kendimizin de e, normal Trading işlemlerinde borsa e, hisse senetlerinde şimdi burada e, Premit görüyorsunuz daha önceki videolarımızda anlatmıştık burada onu seçmeyi göstermeyi unuttum pardon burada piramitlemeyi 2 diyorsunuz Bunu 2 dedikten sonra ne demek bu aldıktan sonra bir daha alır demek Oradan da en aşağıdan da Siz kendi istediğiniz değeri Seçiyorsunuz Yani ben işte yüzde 20 aşağısı 30 aşağısı 40 aşağısı dayanak varlığa göre değişir dediğimiz gibi Hisse senetlerinde yüzde 20 civarlarında fena değil Yalnız TL bazında bakarsınız bu işler değişebilir tabii ki her neyse Burada bu ayarları kurduk. Bu kadar özetle. Ayar e, ayarımız. Başka bir ayar yok. Yani gördüğünüz gibi burada ayarları gösterdim size de kendiniz deneyebilirsiniz farklı hisselerde veya Ereğli'de de bakabilirsiniz. Şimdi strateji testine girdiğimizde burada görüyoruz ki işlemlerden son işlem eksi e, pozisyonda şu anda biraz zararda. Problem değil ama ona rağmen iyi kazandırmış strateji. Geriye dönük baktığımızda burada bir tane piramit e, gördüm. Mesela burada e, gördüğünüz gibi şöyle bir işlemleri göstereyim ben size. Sonra grafik üzerinde piramit olayına bakalım yani ortalama maliyeti düşürme ne işe yarıyor. Şöyle son e, alışverişlerden, son alış-satışlardan bakacak olursak şurada mesela bir en dip seviyeye geldiğinde fiyat almışız. Tabi en dipten aldığınızda garanti kazanacaksınız diye bir şey yok. Her zaman daha da düşebiliyor. Biz burada Ereğli'yi niye seçtik? Biz 30 30 endeksinde yer alan sağlam bir hisse olduğu için düştükten sonra da tekrar özgüvenli bir şekilde alabiliyoruz. Daha doğrusu en azından riskimiz daha az oluyor. Diğer hisselere göre biz 30 endeksinde yer aldığı için. E, belli kriterleri sağladığı için. Şimdi burada aldık hisseyi mesela. Burada beklemediğimiz bir şekilde daha da düşmüş aldıktan sonra normalde pardon şurada almışız. Tam şurası. Normalde tek profit noktam şurasıymış. Gördüğünüz gibi yani dolar bazında kaçmış işte. 2, 12 civarında aldığımda 2.25'e satsam kurtuluyormuşum. Fakat çok büyük bir düşüş yaşamış. Ben dediğim gibi %20'ye e, aşağısına tekrar bir alım girdim %21. Neyse. Buradan aldıktan sonra benim tek profit noktam tam şu seviyeden 225'ten nereye kadar düştü? 196'ya kadar düştü dolar bazında tabi. Şimdi ben 196'yı yakalarsam direkt pozisyonlardan iki pozisyondan birden çıkmış oluyorum. Tak burada yakalıyorum. İki pozisyondan birden e, çıkmış oluyorum. Daha hızlı bir şekilde diğer türlü ben bunun ta buraya e, 2.25'e gelmesini bekleyecektim. Şimdi 1.96'dan sattığımda hedeflediğim kâra ulaşmış oluyorum. Piramit bu işe yarıyor. Ortalama düşürme kısacı aslında. İşte kripto paralarda da DCA var ya, e, Dollar Cost Average e, dediğimiz olay. Ortalama maliyeti düşürerek alım-satım yapıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi almışız. Burada düşmüş. Yine beklenmedik bir şekilde en diplerden almamıza rağmen. Yani siz bunu farklı tarihleri de baz alarak alabilirsiniz. İsterseniz son bir yıllık gördüğü en düşük dolar bazındaki değerine denk gelirse alacağım da diyebilirsiniz. Böylelikle daha az e, trade gelmiş olur ama en azından daha büyük kar marjlarıyla ile satabilirsiniz. %5, 7, 8 değil de belki %50, %30, %40 bir yıllık periyotta bakarsınız. Tabii bunu yapmanız için bir sürü hisse hissede bunu bakmanız lazım. Yoksa sürekli olan bir şey değil tabii ki bu an. Bu anı yakalamak her zaman denk gelmiyor. Ona göre kendiniz geliştirebilirsiniz. Burada da işte almış strateji şu fiyattan girmişiz pozisyona 2.12 işte buradan 2.26'dan çıkmaya çalışacakken işler ters gitmiş. Yine %20 küsur aşağısına yine tekrar bir dipten bu sıçramayı sıçrama öncesi almışız. Ortalama maliyetimizi düşürmüşüz. Burada da aldıktan sonra hemen şu take profit noktamız buradan aşağıya şurada aldıktan sonra çekilmiş oldu. Burada da aldıktan sonra hemen Hızlı bir şekilde pozisyondan çıkmış olmuş. Kolay bir şekilde. Burada da mesela almış normal satmış. Yani herhangi bir terslik gerçekleşmemiş. Her zaman da olmuyor zaten. Yine burada almış satmış. Normal almış satmış. Bu şekilde geriye dönük bakıp inceleyebilirsiniz siz de. Back testini yapabilirsiniz. Yine burada mesela piramit gerçekleşmiş. İşte alım yapmış. Sonrasında tam burada karlı bir şekilde satabilecekken tak buraya kadar düşmüş. Sonra ortalamayı düşürdükten sonra tek profit noktası şuraya gelmiş. Normalde burada iken tam buraya kadar düşmüş tek profit. Burayı kıstırınca tak satmış kurtulmuş geçmiş sonra tekrar almış sonra tekrar normal satmış. Bu şekilde yani. Her hissede mantıklı değil tabii ki. Endeks hisselerinde güvenilir sağlam hisselerde bunu yapmak daha az riskli tabii. E, düşünce tekrar almak. Da belli bir e, oranda. Onda dediğim gibi back testte görüyorsunuz zaten geriye dönük optimize edip yine aynı şekilde buradan almış. İşte şurada karlı bir şekilde satacakken buraya kadar düşmüş. Sonra tek profit noktası da ta buradan buraya kadar düşmüş. Burada da denk getirdiği anda pozisyondan çıkmış iki pozisyonda birden. Yani bunu böyle geriye dönük e, bakabiliriz. Daha da uzatmayayım. Umarım faydalı olmuştur. Siz burada stratejiyi kurduktan sonra çok basit bir şekilde alarm diyorsunuz buradan ultimate stratejiyi seçip oluştur dediğinizde bu size alım satım sinyalleri geliyor yoksa nasıl bunu takip etmek çok zor. Yani son 30 gün içerisinde dolar bazında en düşük değerinin işte yüzdeki bilmem kaç aşağısına gelecek de işte dolar bazında yüzde yedi on beş neyse kar yapacak. Bunları hesaplamak yani çok 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 zor. Bu şekilde alarm kurduğunuzda işte istediğiniz seviyede gelince alarm gelmiş oluyor dolar bazlı. Yine istediğiniz seviyeye gelince çıkış sinyali içinde alarm gelmiş oluyor. Bu şekilde umarım faydalı olmuştur. Sizin de merak ettiğiniz konular varsa Borsa İstanbul hisselerinde işte dolar bazlı alım satımlarınızı geriye dönüp kontrol ettiniz mi? Karlılığınızı sorguladınız mı? Dolar bazındaki kazançları uzun vadede değerlendirmek için en iyi minimum 5 yıl baz almak gerekiyor. Birkaç yıl hani iyi kazandırmış olabilir ama son 5 yıldaki stratejileriniz ne kazandırdı, nasıldı ve bunu da daha da geliştirmek için ne yapardınız yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki back testimizde görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.